Doğmamış çocuğa don biçmek diye bir tabir vardır. Şimdi doğmamış çocuğa don biçmeye başladılar. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Davutoğlu ve Babacan önderliğinde kurulacağı belirtilen partilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Konsensus Araştırma Başkanı Sarı, Ahmet Davutoğlu ve Babacan önderliğinde kurulacağı belirtilen partilere ilişkin İyi Parti gibi sıçrama yapacağını düşünmüyorum açıklamasında bulundu. Murat Sarı, yeni partilerin %3 veya %4'lerde kalacağını söyledi. AKP'nin kurucu üyeliğinden istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Ali Babacan ve birkaç ilde konferanslar vererek AKP'nin politikalarını eleştiren Davutoğlu'nun kuracağı ifade edilen partilerin toplumdaki karşılıkları ne olacağı merak ediliyor. Yeni Çağ gazetesinden Tolgahan Karaoğlu'na konuşan Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Babacan ve Davutoğlu tarafından kurulacağı ifade edilen partilerin toplumda karşılığı nasıl olacağına dair açıklamalarda bulunarak, Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partilerle ilgili henüz herhangi bir araştırma yapmadıklarını ifade ediyor. Murat Sarı, belirli bir oranda AKP'den ve CHP dahil diğer partilerden oy alabileceklerini ama yeterli olamayacağını söyledi. Şu aşamada oylarının çok düşük düzeyde kalırlar gibi görünüyor. Bu senenin sonunda ya da önümüzdeki sene bir seçim yapılsa %3'lerde 4'lerde kalacaklarını düşünüyorum. Çok yüksek bir oy alacaklarını zannetmiyorum. Tabii bekleyip görmek lazım. Çünkü konjonktür çok hızlı değişiyor. Bundan sonraki süreçte neler olacağını kestirmek zor ifadelerini kullandı. Ayrı parti kurarlarsa ayrı ayrı yok olur giderler diyor. Engellemeler mağduriyet algısı oluşturabilir. İyi Parti'nin kuruluş aşamasında Akşener'e yapılan engellemelerin bir benzerinin Davutoğlu'na da yapıldığını ifade ederek Davutoğlu'nun Yavuz Oğhan'ın YouTube kanalına çıkmasının ardından Oğhan'ın RSFM'deki programlarına son verildiğini hatırlatarak bu gibi engellemelerin seçmende mağduriyet algısı oluşturabileceğine dikkat çekti. Davutoğlu ve Babacan'ın kuracağı partilerin hitap ettikleri tabanın aynı zamanda İyi taban olduğunu ifade ederek bence oynadıkları yer Akşener ve İyi Parti tabanı muhafazakarlık görüşün içinde barındıran merkez sağdan seçmen alırlarsa alacaklar. Orada boşluğu bence İyi Parti doldurmuş vaziyette. İşleri bu açıdan zor. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla Davutoğlu ve Babacan kendilerini merkez sağa konumlandırıyorlar. Bununla birlikte ilk girdiği seçimde %10 barajına yaklaşmış bir siyasi parti var oynadıkları konumda. Bu açıdan da işlerin zor olduğu söylenebilir. Vallahi doğmamış çocuğa don biçmiş sayın beyefendi Murat Bey. Bir kere İyi Parti ile Davutoğlu Babacan arasında büyük bir fark var. Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hitap ettiği kesim daha büyük bir muhafazakar kesim. İyi Parti ise daha çok milliyetçi tabana hitap etti, sol tabana hitap etti. Akşener'e oy verenlerin arasında CHP'ye oy vermek istemeyen bir kitle de vardı. Akşener'e oy verenlerin arasında Demokratik Sol Parti'ye oy vermek istemeyenler de vardı. Yani Akşener sadece bütün oyu sağdan almadı, alamadı. Hatta merkez sağda Meral Akşener'in partisi alternatif olamadı. Girmiş olduğu seçim sonuçlarında gördük. AK Parti'nin %40'lık bloğunda bir erime oldu mu? Olmadı. AKP içerisinden çıkacak, o %40'lık bloğun içerisinden çıkacak bir hareket ancak alternatif olabilir. Ben bunu yıllar önce de söylemiştim. CHP, MHP, HDP %60'lık bir bloğu ele geçirmişti. Ama bir araya gelip bir meclis başkanı dahi seçemediler. Dedim ya arkadaş dedim, tekrar erken seçime gidiliyor dedim. Bu seçimden dedim AKP çıkacak dedim. Başka çare insanlara bırakmadılar, alternatif bırakmadılar dedim. Kendi aralarında uzlaşıp bir meclis başkanı dahi seçememişler. Bunlar mı umut olacak dedim. Ve nitekim halk %40'dan %49'a tekrar sıçrattı. Ama şimdi bakıldığı zaman İyi Parti'nin gidip de AKP kitlesinden oy alabildiğini gördük mü? Göremedik. AKP kitlesinden oy alacak bir parti kurulursa ancak Türkiye'de bir iktidar değişikliği olur. Şimdiden %3, %4 diyor. Bence daha fazla olacak. Çünkü rahatsızlığını dile getiren bir küskünler çerçevesi var. Ya işte diyorlar, eleştiriyorlar, bu böyle olmaz diyorlar. Kaldı ki AKP tabanının büyük bir bölümü Davutoğlu Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı iken diyorlardı ki efendim diyorlardı Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı Davutoğlu olacak diyorlardı. Reis Davutoğlu'na hazırlıyor diyorlardı. Böyle bir algı vardı. Konsensus başkanı çıkmış şimdi ortada bir anket çalışması yapmamış, bir şey olmamış %3, %4 diyor. Ben savunduğumdan söylemiyorum Davutoğlu ve Babacan'ı. Ama durum bundan ibaret. Bu kadar küçümsenemezler. Kuracakları partiye illa
AK Parti'ye gönül vermiş, ben AK Partiliyim diyenler ama rahatsızı olanlar, gidişattan rahatsızlık duyanlar, küskünler, CHP'ye oy vermek istemeyenler, mecburiyetten AKP'ye oy verenler, ben bu sefer kardeş AK Parti'ye vermeyeceğim, Davutoğlu'yla Babacan'a vereceğim diyerek gidip oyunu ona verecekler. Bak bu şekilde olacak. Çünkü büyük bir kitle gidip de CHP'ye, İYİ Parti'ye, gidip de MHP'ye oy vermiyor. Gidişat içerisinde ne diyecek? Ben diyecek muhafazakarım ama Davutoğlu ile Babacan bir parti kurmuş, bir alternatif çıkmış diyecek. En az %10'un üzerinde bir oy alacaklar. Ha hadi senin dediğin olsun ya, %3 olsunlar, %4 alsınlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde kaçla kazanıldı? %52 ile kazanılmadı mı? %3'ü düşür. %49'da yine muhalefetin Cumhurbaşkanı seçimini kazanmasına neden olur Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı parti. Ha sen şimdiden bu adamların işte siz yapamazsınız, edemezsiniz, başaramazsınız, %3'te kalırsınız, %4'te kalırsınız deyip heveslerini kıracaksan eğer, o zaman sen başka şeylere çalışıyorsun der insanlar. O yüzden bir anket çalışması yap, topluma bir sor, ondan sonra çık yorumlarda bulun. Biz fal bakmıyoruz ki, kahve falıyla partiler şu kadar oy alacak, bu kadar oy alacak diye yorumlarda bulunmuyoruz.